önce bugünkü düzen hakkı 100 olan insana 8 veriyor, 92'sini elinden alıp götürüyor. Buyurun, bir işçi kardeşimiz 1 milyon lira brüt para alıyor. Muhasebeye giriyor. Önce bunun 1/3'ü kendisinden gelir vergisi ve sigorta olarak kesiliyor. Muhasebeye girip çıktığı zaman zaten geçinemeyen bu insanın hakkı 166'ya iniyor. Bu kadar değil. Bu insan gidip ekmek alacak. Bugün ekmek fiyatının 1/3'ü faizdir. 1/3'ü de vergidir. Bunlar da haksız olarak bu insana ekmek parasının içinden ödetiliyor. Bu insan hakkı 100 iken muhasebeden çıktı 66 oldu. Fırına girdi, ekmeğin içindeki bütün satın alınan malların içindeki faizden dolayı 66 olan hakkın 1/3'ü gitti, 44 lira kaldı. 1/3'ü de vergiyle gitti, 30 lira kaldı. Muhasebeden çıkınca 100 olan hakkı 66'ya inmişti, fırından çıkınca 30 liraya indi. Ondan sonra bu insan oturduğu yerde de rahat bırakılmıyor. Bir yandan darphaneyle boyuna para çıkartılıyor piyasaya. Bu insanın cebindeki para dondurma gibi eriyor. Geçen yıl yapılmış olan baskılarla 3 yıldan beri vatandaşın cebindeki paranın %25'i geri alınmıştır. Böylece 30 lirada kalmıyor, 22 liraya iniyor. Yine paranın değeri emirle düşürülüyor. Bak geçen sene 3000 liralık dolar 5200 liraya çıktı şimdi. %75 paranın değeri düşürüldü. Bu sebepten dolayı en az vatandaşın cebindeki paranın 1/3'ü de bu kambiyo ayarlamalarıyla geri alınıyor. Böylece vatandaşın cebinde sadece 16 kalıyor. 100 hakkı yerine 16 kalıyor. Kaldı ki Türkiye'nin gelir dağılımı incelenecek olursa kendisine 200 verilmesi lazım gelen vatandaşa 100 veriliyor. Aşağıdaki gruplar milli gelirden çok az pay alıyor. Onun için 16'yı da 2'ye taksim edersek 8 kalıyor. Netice itibariyle bugünkü düzen hakkı 100 olan insana 8 verip 92'sini elinden alan bir düzendir.